Avukat Mehmet Öner. Ben Yüksek Van'ın düşük gelirli bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlkokulu Yüksek Van'ın Kuruköy İlköğretim Okulu'nda okudum. Kuruköy İlköğretim Okulu'ndan mezun olduktan sonra Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'ne girdim. Liseden mezun olmaya bir sene kala Siirt'i terk ettim ve buraya kendi memleketime geri döndüm. Üniversite sınavlarında derece yaptım. Eşit ağırlıktan Hakkari İl Birincisi oldum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. 2018 yılında mezun oldum. Mezuniyetten sonra girdiğim hakimlik savcılık sınavlarında Türkiye derecesi yaptım, 96. oldum. Fakat Kürt olduğum, Geveli olduğum ve partimizin siyasi görüşüne sahip olduğum için mülakattan elendim. Ancak devletin tüm kurumlarını, kadrolarını ele geçiren zihniyetin önünde asla eğilmedim. O zihniyetin kapılarında dinemedim ve bir geveliye yakışır şekilde mülakattan sonra avukatlık mesleğini icra etmeye karar verdim. Birden fazla alanda dava aldım. Arazi davaları, icra davaları, boşanma davaları ve ceza davalarında avukatlık yaptım. Birden fazla siyasi davaya vekalet ettim. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen ve bir önceki dönem belediye eş başkanımız olan Remziye Yaşar'ın da yargılandığı KCK dosyasında avukatlık yaptım. Şimdi bir yandan avukatlık mesleğini icra etmeye devam ediyorum. Bir yandan da partimizin belediye başkanlığı için seçim çalışmaları yürütüyorum. Bu soruya partimizin tüzüğünden yardım alarak cevap vereceğim. DEM Parti'nin tüzüğüne baktığınızda ikinci maddesinin amaç kısmında şunların yazıldığını görürsünüz. Mevcut antidemokratik siyasal düzene karşı halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, hayvan haklarından, eşitlikten, özgürlükten yana olanların demokratik halk iktidarını hedeflemeyi, erkek egemen sistemin ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi. Gençliği tekçi, milliyetçi, cinsiyetçi, ayrımcı eğitim sistemine ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemine terk eden tüm engellerin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ilke edindiğini görürsünüz. Ben de tüm hayatım boyunca bu ilkeleri savundum ve bunlar için mücadele verdim. Dahası biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. DEM Parti benim, biziz. Tüm bu coğrafyanın çocukları hepimiz DEM Partiliyiz. Bir filozof şöyle der. İnsanın başına gelebilecek en kötü şey kendisinden daha kötüler tarafından yönetilmektir. Ben kötüler tarafından yönetilmek istemiyorum. Ben beni yönetenlerin aydın olmasını, haklardan, ezilenlerden, özgürlükten, kadınlardan, gençlerden yana olmasını istiyorum. Ben daha gençliğimin ilk yıllarında yöneticilerin kalitesiz olduğunu fark etmiş ve zamanı geldiğinde aydın insanların yönetici olması gerektiğini fikir ilke edinmiştim. Bu düşünceye sahip olmamda Yunanlı yazar, siyasetçi Platon'un da büyük etkisi olmuştur. Devlet adlı eserinde yöneticilerin iktidardan gelecek faydaya ihtiyacı olmayan ve bilginler arasından seçilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. İdeal bir devlet, ideal bir şehir yönetimi ancak bu türden yöneticilerin iktidarı ile mümkün olabilir demiştir. Ben de tüm hayatım boyunca kendimi Platon'un bu fikirlerine göre yetiştirmeye çalıştım. Ve zamanı geldiğinde bir gün mutlaka şehir yöneticisi olmaya karar verdim. İşte o gün bugündür. Aslında olumlu olumsuz her türlü tepkiyi aldığımı söyleyebilirim. Buna sevinenler oldu, üzülenler oldu, tarafsız kalanlar oldu. Bazı arkadaşlarım ileride sana sorun yaratabilir dediklerini de duydum ben. Ancak tepkilerin ezici çoğunluğu olumlu yöndeydi. Bu soruya cevap vermeden önce, daha önce bizden önce belediye başkanlığı yapan ve bu şehre güzel şeyler kazandıran önceki belediye başkanlarımıza ve eş başkanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Kesin berime xebatin başkiri ez xoak qerdari evan de bilim. Ez xoak qerdari Mustafa Zeydan, babi parlamenter u rehevali me Abdullah Zeydan. Beriz Necdet Buldan, ku geli geveri hemu qerdari evi. Salih Yıldız, Remziye Yaşar, Hatem İke, Beriz İrfan Sarı u gelek kesindi, ku kedavan divi bajari da berçavu diyar edi bilim. Li ber hemin wan çekirin dışarın sala 2016'dan u peşti wan kayyumin hatin ber hemin wan kesane gelek hatın xirab kirin u berzekirin. Ez de geveri xodi daima u merzin boyma. Çep berzgeri kale geveri heyya heri xirab menji ditiye u besalan jiyan kiriye. Birkaç sorun da aslında sayısı hayli fazla sorunla karşı karşıyayız. Ancak çok kısa süre içerisinde projelerimden başlat öncelikli birkaç tanesini sizinle paylaşabilirim. Marketlerde, kafelerde, restoranlarda 15 saat köle gibi çalıştırılan ancak asgari ücretin bile çok altında ücrete layık görülen Yüksek Van'ın gençleri. Bu ağır çalışma şartlarını düzeltilecek, kanuni çalışma süreleri kadar çalışacak ve en az asgari ücret alacaksınız. Gençler iş bulamadığından Yüksek Van'dan kaçıyor. Bulduğu işten de çok düşük ücret alıyorlar.
Benim belediye başkanı olduğum ilk gün gençler iş sahibi olacak ve hak ettikleri ücretlerini alacaklar. Çalışmak için batıya gitmelerine gerek kalmayacak artık. Kendi şehirlerinde Gevre'de çalışacak ve benimle birlikte Gevre'ye hizmet edecekler. Yollar toz, toprak, çamur içinde. Kaldırımlar delik deşik. Bir yerden bir yere ulaşmak eziyet haline dönüşmüş. Kaldırımlar tozdan yamuk, yollar deryayı çamur. Şehrin tüm yolları ve kaldırımları restore edilecek. Alternatif yollar ve kaldırımlar açılacak. Dar yollar ve kaldırımlar genişletilerek araç ve yayların hareket kolaylığı sağlanacak. İpek Mahallesi'nde, Güngör'de, Yeşildere'de, Cumhuriyet Mahallesi'nde her kış mevsimi şehri saran dumandan hastanelik olmayanımız kalmadı. Doğalgaz şirketiyle birlikte çalışarak gelecek seneden itibaren tüm şehir merkezine doğalgaz hatları çekilecek. Ve bu hava kirliliğine son verecek. Kömürle ısınmaya son vereceğiz. Yakacak sorunu yaşayan yüksek vallara belediye olarak doğalgaz faturalarının bir kısmını ödeyerek destek olacağız. Her defasında haftalarca kesilen ve bizi kendisine hasret bırakan şu elektrik sorunumuza bir son vereceğiz. Beklenmedik kesintiler dışında elektrik kesintisi olmayacak ve kesintiler en geç bir saat içinde çözülecek. Bu şehir ovada kurulu olmasına rağmen herhangi bir şehir planı yok. Herhangi bir denetim olmadan, rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde şehirleşmeye terk edilmiş. Buna son verip planlamada estetik değerleri öne çıkaracağız ve imar rantına son vererek şehri yeniden planlayacağız. Bugün Yüksekova'daki çoğu hanenin içme suyu bile yok. Her evde arıtma cihazı var. Arıtma cihazı alabilecek durumu olmayanlar ise el arabalarıyla kilometrelerce uzağa gidip içme suyu taşıyorlar evlerine. Halkın çoğu ilkel yöntemlerle evlerinin önüne kurdukları sondajlardan su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor bugün bile. İçme suyu bile olmayan hanelerimizin içme suyu problemini çözeceğiz ve her haneye musluklardan içilebilecek temiz su verilecek. Yıllar önce karşımızda gördüğümüz alabildiğine uzanan verimli topraklarımızda tarım yapılırdı. Ancak kalitesiz şehir yönetimi yüzünden Yüksekova'da tarım yapılmıyor, üretim yapılmıyor artık. Haliyle üretim çöktüğünden şehir sefalete teslim oldu. Tarım topraklarımıza yeniden işledik kazandıracağız. Kendi tarlamızı üreteceğiz ve belediye olarak çiftçiye destek vereceğiz. Yakıt ve traktör ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bu şekilde tüm şehrin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ham maddesi buğday, nohut, mısır olan temel gıda maddeleri üretmek üzere fabrikalar kuracağız. Bu fabrikalar şehrin geçimini sağlayacak ve kuracağımız fabrikalarla Gevre'de işsizliği tamamen bitireceğiz. Ve bu yolla belediyenin içerisinde bulunduğu borç batağından kurtulmaya çalışacağız. Tarım topraklarımızı işleyerek, tarımımıza değer ve etkinlik katarak borçlarımızın büyük bir kısmını kapatacağız. Halk otobüslerinin belediye otobüslerinin sayısı artırılacak. Tüm mahallelerde en az 2 belediye otobüsü hizmet verecek. Otobüslerimiz her 15 dakikada sefer yapacak. Halkı saatlerce otobüste bekletme uygulamasına son vereceğiz. Ve ulaşım ücreti 2 lira olarak sabit kalacak. Öğrencilerimize, gençlerimize bedava ulaşım sağlayacağız. Hiçbir öğrenciden ulaşım ücreti alınmayacak. Çarşı merkezinde binlerce kişilik kütüphaneler kuracağız. Ve kütüphanelerimizde öğrencilerimize ücretsiz internet kitap hizmeti sağlayacağız. Kültür sanat kursları açıp öğrencilerimizi, gençlerimizi sanatla ilgilenmeye teşvik edeceğiz. Yüksekova sanatın ve eğitimin şehri olacak. Bu şehri sanatın ışığıyla aydınlatacağız. Avaşin ismine tahammülü olmayıp parkı millet bahçesine çeviren kayyum anlayışından, kayyum zihniyetinden parkımızı geri alacağız. Kütüphanesine tekrar işledik kazandıracağız ve öğrencilerimizi tekrar kütüphanelerine buluşturacağız. Kayyumların zimmetine geçirdiği bu halktan çalarak kendisine mal ettiği eski cezaevi arsası ve özgürlük meydanındaki halk pazarı kayyumlardan geri alınacak. Belediyenin pazar yeri olarak tahsis ettiği arsaları bir rant kapısı olarak gören ve şahsi mülkiyetine çevirme arzusuyla orayı satın alan şahıslara da şimdiden orayı terk etmelerini öneriyorum. Ben gelip almak mecburiyetinde kalırsam bu size büyük acı verecek. Hukuka aykırı yollardan elde ettiğiniz, ele geçirdiğiniz arsalar hukukla sizden geri alınacak. Herkes bu halktan aldığını, bu halktan çaldığını halka geri verecek. Sizin yarattığınız borç batağına siz tekrar sizden alacağımız bu mallardan o borç bataklığını kurtacağız. Kendi borcunuzu siz kendiniz ödemek zorundasınız. Buna mecbursunuz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı diye sordunuz. Ona da bir cevap vereyim. Hepiniz bir avuç Spartalı'nın 1 milyon Pers ordusuna nasıl direndiğini, Perslere nasıl kök söktürdüğünü duymuşsunuzdur tarih kitaplarından. The world will know that a free man stood against a tyrant, that few stood against many. And before this battle was over, even a god king could believe it.
Dünya özgür bir adamın bir tirana karşı durduğunu, pek az kişinin milyonlarca kişiye direndiğini ve bu savaş bitmeden bütün dünya bir tanrı kralın bile kaybedebileceğini bilecek demiştir Kral Leonidas. Termopil Muharebesi sırasında zalim Xerxes'e bu sözleri söylemiştir. Sayısı milyonları aşan şu sorunlara, şu problemlere bir çözüm bulmak isterseniz, bu sorunların yarattığı mücadeleyi kazanmak isterseniz eğer, Kral Leonidas'ın ordusundaki karaktere sahip savaşçılara, liderlere ihtiyacınız olacaktır. Bugün karşımızda çözüm bulmamız gereken binlerce sorunla mücadele halindeyiz. Bu yüzden büyük mücadele ruhuna sahip insanlara ihtiyacımız vardır. Size söylüyorum. Ve işte ben o Spartalıyım. Şimdi beni dinleyen ve çocuğu için hayal kuran her ebeveyne, geleceği için hayal kuran her gence, yaşam tarzına saygı duyulmasını isteyen her kadına, çünkü ben kadınların ve gençlerin adayıyım, şu sözleri söylüyorum. Sizin için aday oluyorum, sizin için savaşacağım ve sizin için kazanacağım. Sevgili kadınlar, sevgili gençler, ayağa kalkın. Birlikte bu şehri yaşanılır hale getirelim. Birlikte tercih ettiğimiz yaşam tarzımıza, giyim tarzımıza, saç şeklimize saygı duyan bir yönetim inşa edelim. Bu Mart'ın sonunda Yüksek Vay'ı sanatın, eğitimin ve refahın kenti yapalım. Başkenti yapalım. Teşekkür ederim.